Şimdi telefon hattımızda Eczacıbaşı Dayanevi Yönetim Kurulu üyesi Erdal Karamercan bizimle birlikte. Erdal Karamercan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz size ve tabii ki tebrik ediyoruz. Gerçekten gurur dolu bir akşamı geride bırakıyoruz. İki Türk takımı finalde karşı karşıya geldi ve kazanan Eczacıbaşı Dayanevi oldu. Hemen sizden hem hayırlı olsun dileklerimizle birlikte bu şampiyonluğa dair neler söylemek istersiniz? Yorumunuzu rica ederim. Pek çok teşekkür ediyorum öncelikle aradığınız için. Çin'den hepinize selam ve saygılar. Türk kadın voleybolu için, hatta Türk voleybolu için diyelim, daha genel diyelim, büyük bir gurur gecesi daha yaşıyoruz. Bundan önce de iki Türk takımı Torino'da Avrupa Şampiyonası için şampiyonlar finalinde karşı karşıya gelmiştik. Ve iki Türk takımının bu müthiş başarısından sonra şimdi de Dünya Şampiyonası'nda yine aynı iki Türk takımı Vakıfbank ve Eczacıbaşı karşı karşıya geldi ve Eczacıbaşı Dünya Şampiyonluğu kupasını aldı. Bu Türk voleybolu için inanılmaz büyük bir gurur kaynağı. Şu anda sizin de belirttiğiniz gibi Türk voleybolu dünyanın zirvesinde. Kadınlarda, kadın voleybolunda şu anda milli takımlar düzeyinde dünyada birinci sıradayız sıralamada. Yine kulüplerde kadın voleybolunda yine dünyada birinci sıradayız. Yani bu başarı hepimizin başarısı, bütün Türkiye'nin başarısı. Bu başarıda emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizin destekleriniz çok önemliydi. Sağ olun, var olun ve aynı zamanda hiç unutmadan söyleyeyim, federasyonumuz inanılmaz bir şekilde arkamızda duruyor. Bütün kulüplere çok büyük destek veriyor ve tam bir takım oyunuyla, bütünsel bir takım oyunuyla Türkiye kadın voleybolu bu noktaya geldi. Tüm paydaşlarıyla birlikte aslında Türkiye'de kadın voleybolu çok ön plana çıktı. Başarılarla her zaman bizi gururlandırıyor. Hem milli takımlar düzeyinde hem de takımlar düzeyinde. Eczacıbaşı Dayanevi'de 3. kez bu şampiyonluğa ulaştı. Hedefiniz her zaman zirve. Bundan sonra hem lig yarışı hem de şampiyon kulüpler yarışı çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz Karamercan? Şimdi tahmin ediyorum şu anda dünyada en fazla maça çıkan ekipler Türkiye'de şampiyon olan ekipler. Yani bildiğimiz işte en azından 3 veya 4 ekip sürekli olarak turnuva oynuyoruz. Şimdi bizde Avrupa Şampiyonlar Ligi var. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa Kupası, Türkiye Kupası var. Türkiye Şampiyonası var. Dolayısıyla sürekli arka arkaya maç yapacağız. Sonra ligden sonra da milli takımlar düzeyinde maçlar başlayacak. Yani Eczacıbaşı Dynamite olarak söylerseniz hepsinde her kupada tabii ki çok iddialıyız. İnşallah hepsinde en ön sırayı almayı becerebiliriz. Aynı zamanda tabii şunu da sormak istiyorum. Ben her bu gurur tablosu sonrası yayın yaptığımda özellikle bizi izleyen ekran başındaki aileler, çocuklar, kız çocukları gerçekten bu duruma çok özeniyorlar ve onlar için de başka bir seviyeye ulaştı voleybol. Benim etrafımda da aileler çocukları voleybolla tanışsın istiyorlar. Voleybola yönlendiriyorlar. Gerçekten çok başka bir zamanda çok güzel başarılarla birlikte gelecek nesillere de çok büyük örnek teşkil ediyorsunuz. Bununla ilgili de bizi izleyen aileler ve gençler için de muhakkak bir şey söylemek istersiniz diye düşünüyorum. Tabii ki bir kere bizim Türkiye genelinde 25 tane voleybol okulumuz var. Bu 25 voleybol okulunda şu anda 5000'e yakın öğrenci var. Bunlar yine aileleri tarafından okullara geliyor. Bizlere emanet ediliyor. Biz de bunları voleybol içinde yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki buralardan önümüzdeki dönem yeni şampiyonlar çıkacak. Yeni güçlü kadınlar çıkacak. Biz aynı zamanda kadının gücünü, Türk kadınının gücünü dünyaya duyurmayı kendi vizyonumuz olarak ele aldık ve
O doğrultuda çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Erdal Karamercan, çok teşekkür ediyoruz. Biz de buradan stüdyodan Aspor ailesi olarak Eczacıbaşı Dynavit tüm oyunculara, teknik ekibe ve sizlere teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İleteceğim hepsine. Size de iyi yayınlar diliyorum. Aradığınız için çok teşekkürler. Bizler teşekkür ediyoruz. Bize yaşattığınız bu gurur için.